Merhaba kıymetli arkadaşlarım, nasılsınız? Evet, Esra Skala Tarihte Geziyorum kanalımızda konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutul Savaşı Hazırlık Dönemi'ne giriş yapmıştık. Şimdi Kutul Savaşı Hazırlık Dönemi ikinci videomuzla devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi Samsun'a çıkışla başlayacağız. Şimdi 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması maddelerini söylemiştik ilk videomuzda. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgalinden bahsetmiştik. Şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını akabinde meydana gelen olaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Samsun'a çıkış. Samsun bölgesinde Türkler ve Pontusçu Rumlar arasında gerginlik çıkınca İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki 7. maddeyi uygulayacaklarını bildiriyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderiyor. Mustafa Kemal'in görevi olayları bastırmak, Türklerin silahlarını toplamaktır. Oysa onun amacı ise halkı bilinçlendirip ne yapmaktı? Örgütlemek olacaktı. Şimdi burada bir Samsun raporu oluşturuyor. Bölgeye gelen Mustafa Kemal hemen bir rapor yazıyor arkadaşlar. Bölgedeki olaylardan Rumların sorumlu olduğunu belirtiyor. İzmir'in işgalinin haksız olduğunu, Türk milletinin bağımsızlık için hareket etmesi gerektiğinden ifade eder, cümleler kullanıyor bu raporunda. Rapordan sonra Mustafa Kemal Samsun İngiliz işgali altında olduğu için Havza ilçesine, daha güvenli olan Havza ilçesine geçiyor. Burada da Havza genelgesi oluşturuyor. Havza genelgesine İzmir'in işgali haksızdır, işgaller protesto edilmelidir. İstanbul hükümetine ve itilaf devletlerine protesto mektupları çekilmelidir. Bunları yaparken azınlıklara zarar verilmemesi gerekir. Bu önemli diyor. Genelgenin önemine baktığımızda Kutlu Savaşı'nın ilk genelgesidir. Halkın işgallerden haberi olmuştur. Milli bilinç uyanmıştır. Şimdi burada not olarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından geri çağırmışsa da o Amasya'ya gidecektir. Çünkü neden? Artık Kurtuluş Savaşı'nın fiili safhası başlıyor arkadaşlar. Artık bir fikirden, bir düşünceden ibaret değil. Harekete, eyleme geçiyor. Evet, Amasya genelgesi tamimi. İmzalayanlar Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey. Telgrafla onaylayanlar Kazım Karabekir, Erzurum, Cemal Paşa, Konya. Şimdi bu maddede Amasya genelgesinin maddelerinde tamiminde neler geçiyor onlara bakacağız. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Kurtuluş Savaşı'nın nedeni ve gerekçesidir bu madde arkadaşlar. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın ikinci gerekçesidir. İstanbul hükümeti ilk kez bu maddeyle eleştirilmiştir. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemidir. Ayrıca ilk kez üstü kapalı milli egemenlikten bahsedilmiştir. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. Temsil heyetin kurulması fikri bu maddeyle ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta milli bir kongre düzenlenmeli. Bunun için de her bölgeden 3 delege Sivas'ta olacak şekilde yola çıkmalıdır. Delegelerin seçimlerini reddi, ilhak, müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyeler yapacaktır. Kararlar millete mal edilmek istenmiştir. Çünkü seçilmiş kişiler, bakın buradan anlayabilirsiniz. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Askeri ve milli örgütler dağıtılmayacaktır. Amasya genelgesinin önemine baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi ilk kez belirtiliyor. Milli egemenlikten ilk kez üstü kapalı bahsediliyor. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına burada karar veriliyor. Halkı savaşa çağırması bakımından bir ihtilal bildirisi arkadaşlar. Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmiştir. Sorularda gelirse Mustafa Kemal ne zaman istifa ediyor diye, Amasya genelgesinden sonra, Amasya tamiminden sonra diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ulusal kongreler ve bölgesel kongreler var bundan sonra arkadaşlar. Bir kesişim kümesi ve Sivas, Erzurum, Balıkesir, Alışehir, Nazilli, Pozantı şeklinde bir şeklimiz var arkadaşlar. Bunu da size notlar kısmında vereceğim. O yüzden daha detaylı göreceksiniz. Evet. Erzurum Kongresi, hemen Amasya Genelgesi'nden sonra ilk yapılan kongre Erzurum Kongresi arkadaşlar. Toplanma şekli bölgesel, kararları bakımından ulusal bir kongre. Mustafa Kemal'in kongreye katılması kararların ulusal olmasını etkilemiştir. Bu da önemli arkadaşlar. Toplanmasına katkısı olanlar Kazım Karabekir, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Şimdi burada nelerden bahsediyor? Milli sınır içinde vatan bir bütündür, bölünemez. İlk kez milli sınırdan bahsedilmiştir. Misak-ı Milli'nin temeli atılmıştır bu maddeyle. Doğu illerinden oluşan temsil heyeti oluşturulacaktır. Sadece Doğu illerini kapsayan temsil heyeti ilk kez oluşturulmuştur. Başkan Mustafa Kemal seçilmiştir. İstanbul hükümeti görevini yerine getirmeye devam ederse geçici bir, pardon affedersiniz, getirmemeye devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeye hakim kılmak esası. Milli egemenlikten ilk kez açıkça bahsedilmiştir. Daha önce kapalı, üstü kapalı bahsedilmiştir. Burada açıkça bahsediliyor arkadaşlar. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Azınlıklara sosyal ve siyasi dengemizi bozacak
haklar verilemez. Meclisimi bulsan derhal toplanmalıdır. Meclisimi bulsan toplamasan ilk kez burada bahsediliyor. Bölge dışına hiçbir şekilde göç edilmeyecektir. Bir sonrakilerine vurgu yapılmıştır. Sömürge amacı olmayan dış yardımlar kabul edilecektir. Bağımsızlık vurgusu vardır arkadaşlar. Evet, bu videomuzda nelerden bahsedik? Samsun'a, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Samsun'a hazırladığı Samsun raporundan, oluşturmuş olduğu Havza Genelgesi'nden, Havza Genelgesi'nin öneminden, Amasya Genelgesi'nden, Amasya Genelgesi'nin kimlerin imzaladığından, kimlerin katıldığından, Amasya Genelgesi'nin öneminden ve Erzurum Kongresi'nden bahsettik. Bir sonraki videomuzda yapılmış olan kongrelerden ve diğer konularımızdan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Esra Skele Tarih'te Geziyorum kanalına abone olmayı, YouTube kanalıma abone olmayı, Esra Hoca, Esra Hoca Tarih, Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.